Arkadaşlar merhabalar bu videomda çemberin çevresi ve yay uzunluğu konusunun konu anlatımını yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim çemberde uzunluk konusunu burada çok kullanacağız haberiniz olsun. Oradaki anahtar kelimeler falan filan ne demek istediğimi biliyorsunuz ve anlıyorsunuz. Çünkü çemberde uzunluğu izleyip öyle geldiniz. İzlemeden geldiyseniz olmaz. Önce orayı sonra burayı arkadaşlar. Çünkü hep onu kullanacağız. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Çemberin çevresini tanımını daha doğrusu formülünü bildikten sonra hep çemberde uzunluk yapacağız. Çemberin çevresi arkadaşlar 2 pi r ile bulunur arkadaşlar. E evet, çemberin çevresi 2 pi r'dir. Peki hocam çemberin çevresi 2 pi r ya bu. Bir alfa derecelik ölçülük bir yay uzunluğu isterlerse bizden ne olacaktır? AB yayının uzunluğu. Evet şöyle oran orantıyla bulabilirsiniz aslında. 360 derecede 2 pi r ise alfa derecede kaçtır diye oran orantı yapsanız zaten o çıkacaktır. Ya da direkt 360'da 2 pire ya alfa derecelikte de alfa bölü 360 katı olmak zorunda. Yani yay uzunluğu da neymiş arkadaşlar? 2 pire alfa bölü 360. Alfa dediğimiz burada merkez açı. Tamam. Evet bu kadar arkadaşlar. Bu bilgilerle şimdi çemberde uzunlukla ilgili pardon çemberin çevresi ve yay uzunluğuyla alakalı kısımdaki soruların hepsini çok rahat bir şekilde çözebileceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi burada yukarıdaki birim kareli kağıda çizilen şekil yarım çember yayı, çeyrek çember yayı ve bir doğru parçasından oluşturulmuştur. Buna göre taralı şeklin çevresi nedir diye soruluyor bize. Bir şapka gibi şey çıkmış arkadaşlar. Şimdi bu şuradaki uzunluk belli zaten hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burası 6 birim. Bak bu yarım çember yayıymış. O zaman bu yarım çember yayıysa arkadaşlar hop bu bizim çapımızdır. Yarı çapımız kaç yaptı arkadaşlar? Burası 3 birim 3 birim yaptı. Bu da çeyrek çember yayım. Zaten 6 birim burası 6 birim burası. E, çeyrek çember yayı olduğunu da görüyorsunuz zaten buranın da. Bu yayların hepsini bulacağız şimdi arkadaşlar. İsterseniz 6 belli. Çeyrek çemberi bulacağız. Bir de bu yarım yayı bulacağız. Arkadaşlar normalde biz şunu şöyle dedik. Çemberin çevresi neydi? 2 pi r kadardı. E yarım çember olduğuna göre yarım çemberin yarıçapı kaç? 2 pi r. E yarım çemberin çevresi ne olacaktır arkadaşlar? 2 pi r bölü 2 eşit olacaktır. Ya da 180 bölü 360 yazabilirsiniz ama yarım çemberin yay uzunluğundan bahsediyoruz ya. E yarım çember, bir çember 2 pi r ise yarım çemberde 2 pi r bölü 2 olmak zorunda arkadaşlar. Evet bunu yazdık. Yarı çap yalnız dikkat edin 3'tü. Bu yarım çember yayını yazdık. Şimdi de çeyrek çember yayını yazacağım ama bu sefer yarı çapımız kaç? 6. Dikkat edin artı 2 pi r yani 6 çarpı alfa bölü 360 yazacağım. 90 bölü 360 yazabiliriz ama çeyrek çemberde direkt çeyreği diyemez miyiz arkadaşlar? Evet deriz. Bir de artı ne var? Şuradaki uzunluk dersek işte bu şeklin çevresini bu şekilde bulmuş oluruz. Yarım artı çeyrek artı bir de 6 birim uzunluğu arkadaşlar. Kaç yaptı? 3 pi burası. Artı 12 bölü 4'ten yine 3 pi burası. Artı 6. Yani cevabımız 6 pi artı 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Evet cevap 6 pi artı 6 oldu. Geldik diğer soruya. Şimdi AC yayının uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Bu yay uzunluğu isteniyor. Yay uzunluğu için normalde arkadaşlar çemberin çevresi neydi? 2 pi reydi. Yay uzunluğu neydi? 2 pi re alfa bölü 360. Yani onu gören bir merkez açımız lazım bize. E burada merkez var. Teğet var. Ne yapacağız arkadaşlar? Çektik. Anahtar kelimeler nerede olursa olsun uygula. Açıda da olsa uzunlukta da olsa dairede alanda da olsa uygula. Uyguladın. Hocam bak yarı çap çizdin ya yarı çap olmasını unutma. O yarı çap. 3 birim. Burası da 3 birim o zaman. Tamam. Pisagor'dan burayı bulabiliriz. Ama bana burada kaç lazım ya. Ha? Açı lazım dediğin an büyük ihtimalle arkadaşlar özel bir üçgen vardır. Ya 45-45-90 üçgendir ya da 30-60-90 üçgendir. Sen buraya baktığın zaman burada uzunluk 6. Pisagor'dan burayı bulabilirsin ama gerek yok bence şimdilik. Çünkü 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? Tabii ki 30'un e o zaman hocam burası 30 oldu. 30 90 ise burası da 60 oldu. Evet y uzunluğu için 2 pi r alfa bölü 360 lazımdı. Alfayı da bulduk. Açı lazım dediğin zaman açıya yoğunlaşın arkadaşlar. İşte bizden y uzunluğu isteniyor. O da ne oldu? 2 pi r. Re. R'miz 3. Alfamız kaç? 60 bölü 360 bana sonucu verecektir. Evet e, şunun da şu gitti. 6 kaldı. 2 kere 3 6. Bu da sadeleşti. Cevabımız da ne yaptı o zaman arkadaşlar? Pi yaptı. Dikkat edin buna benzer bu soru bir soru ÖSYM sınavında soruldu arkadaşlar haberiniz olsun. Geldik buraya. Hmm. Bu yarım yay 7 bu yarım yay x ise bu yay x'miş bu yarım yay da 11'miş. O zaman x nedir diye soruluyor. Büyük ihtimalle çoğunuz çoğunluğunuz salladı. Hocam 11 eşittir 7 artı x'ten x eşittir 4 doğru. Hatta genelleyelim genelleyelim. Böyle bile olsa bu alt tarafta bir daha alt tarafta olsa. Evet bunun toplamı bununla bunun toplamına da eşit. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir böyle bir de şöyle bir şey mesela arkadaşlar. Yine aynısı. Bu yayın toplam uzunluğu neye eşittir? Bu yay ile bu yayın toplamına eşittir. Niye hocam? Nereden geliyor? Şimdi ispatlayacağım arkadaşlar. Bakın. Şimdi ezbere yapmayın da ya büyük ihtimalle aklınızda kalacak zaten. Böyle bir şey gördüğünüzde hemen şöyle şu ikisini toplamı 11 diyeceksiniz zaten büyük ihtimalle. O yüzden böyle şey yaptım. Hatta ve hatta genelleyelim. Şöyle iki tane olsun bu. Altta da onlarca olsun. Fark etmez. 1, 2, 3, 4 tane olsun mesela. X artı Y diğerlerinin toplamına eşittir arkadaşlar. Şu, 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 şuna eşittir. Ya da şöyle yarım olsaydı. Bu teki şu alttakilerin şeyine eşit olacaktı arkadaşlar. Toplamına eşit olacaktı. Tamam. Yani bununla ilgili çok çeşit sorular gelebilir. Geldiği zaman da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ne var arkadaşlar burada? Ben şu 11 yay şurada 7 yay uzunluğunu ve x yayı uzunluğunu bulacağım arkadaşlar. Bunun yarı çapına a a diyelim. Bunun yarı çapına da b b diyelim. E büyüğün çapı 2 a artı 2 b ise büyüğün yarı çapı ne oldu arkadaşlar? a artı b'ye eşit oldu. O zaman arkadaşlar şu küçüğünkünü yazalım. Ee, o da nedir? 2 pi r bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet 2 pi a bölü 2 eşittir x ise buradan pi a'yı ne bulduk arkadaşlar? x bulduk. Peki 2 pi b bölü 2 de şuradaki 7'ye eşit değil mi? Yarım yay uzunluğu. Evet. Buradan ne geldi? İkiler sadeleşince pi b'yi de ne bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Şimdi şeye bakalım. 11'e bakalım arkadaşlar. 11'de 2 pi a artı b 2 pi R bölü 2 eşittir 11 mi? Evet. Bölü 2'ler gitti. A hocam pi a artı pi b neye eşit oldu? 11'e eşit oldu. Pi a neydi? x artı pi b neydi? 7 eşittir 11. Gerçekten de x artı 7 11'e eşit oldu mu? Oldu. Yani x'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Yukarıdaki gösterdiğimiz şeyin de ispatını da yapmış olduk ki kural olarak ezberlemeyin diyeceğim ama büyük ihtimalle aklınızda kalacak zaten bu. O yüzden aklınızda kalabilecek şeyleri de böyle bu şekilde bir şey de var diye hep söylüyorum arkadaşlar size farkındaysanız. Evet cevabımız böylelikle 4 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yarı çapı 4 birim olan daire şeklindeki bir tahta tekerleğin çeyreği kesilip atılmış ve zeminde zemine şekilde gibi konmuştur. Bu tekerlek ok yönünde bir tam tur dönecek kuvvetle ittiriliyor. A köşesinin ilk durumundaki A köşesine olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben bunu ittirdim. İttirdiğim zaman ne olacak? Bu burada şu zeminde dönebileceği kadar dönecek. Bir tam tur dönecek kadar şekilde şey yapmışız ya yetmişiz ya. Ama bundan sonra da bir devrilme hareketi yapmayacak mı arkadaşlar? Devrilme hareketi yapacak. Yani o devrilme hareketinden sonra ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir şeyle karşılaşacağız arkadaşlar. Devrildi. Ve şöyle bir şey oldu. Peki öndeki hangisi arkadaşlar? Buraya kadar geldi geldi geldi. B noktası. Bakın B noktası burada olacak o zaman. O zaman ikinci A noktası da burada olacak değil mi arkadaşlar? Burası da 90 derece. Bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşlar bakın. Burası nedir? Ben neyi bulacağım? Şurası, şuradaki uzunluk zaten 4. 4. Buradaki uzunluk kaç yaptı? 4 kök 2 birim yaptı. E, ee, i̇kinci durumdaki B noktasından daha geride oluyor. Döndürüldüğü zaman arkadaşlar daha ileride oluyor. B noktası önde olmak zorunda arkadaşlar. A noktası burada olacak. Bazıları A'yı burayı B'yi burayı veriyor. Dikkat edin arkadaşlar. Döndü 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 döndü. İlk B değdi buraya. B değdik daha sonra hop devrilecek. A da buraya gelecek işte arkadaşlar. Şimdi peki buradaki uzunluk nedir arkadaşım diye soracak olursak. Tabii ki buradaki uzunluk da buradaki yay uzunluğuna eşittir arkadaşlar. A hocam burası da 2 pi r. 90 bölü 360 değil 90'ı gördüm diye dikkat edin. Buradaki merkez açı bu yayın merkez açısı kaç derece arkadaşlar burası 270 derece. O yüzden burası 270 bölü 360 olacak unutma. Yani burası 2 pi r 270 bölü 360 şunları sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 4 geldi şunlar gitti 6 pi mi yaptı. Evet burası 6 pi yaptı. O zaman cevabımız bu yay uzunluğu 6 pi artı bir de şuradaki uzunluk arkadaşlar 4 kök 2 yani cevabımız 6 pi artı 4 kök 2 eşit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Güzel bir soruydu. <laughs> Yarı çapları 2 birim olan çemberler. 2 birim olan birbirine teğet 3 çemberin etrafına sarılan gergin ipin uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere çemberler birbirine değiyor mu burada? Değiyor hocam. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Hemen hop anahtar kelimeleri yap merkezleri birleştirdim. Aa hocam. Burada ip sarmışım ama burada teğet noktası var aslında. Anahtar kelimeleri kullanmaya devam. Merkez var teğet var. Çektik. 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 Çektik diye bağırıyorsunuz değil mi? Bağırın bağırın. Merak etmeyin. Herkes bağırıyor şu geometride çözerken. E ee, ben bunu çizdim. yarıçapları çapları kaçar birimde? İkişer birimde. Hocam şu ikileri de bir yazalım ikişer birim olduğunu yazalım şöyle. A ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Çok güzel. Burada da bir dikdörtgen çıktı. Niye? Hocam burası da iki birim, 2 birim. Bu uzunluklar eşit ve bunlar da 90'lar derece olduğu için dikdörtgen oldu burada. O zaman 90'ı yapıştıralım şurada. Aynı şeyin laciverti. Burası da 90, 90. Burası da 90, 90. Ya hocam çok ek çizim oldu diye soruyorsunuz. Söylüyorsunuz. Hayır kardeşim. Ek çizim yok burada. Bunlar ne? Hocam bir sürü şey çizdik. Ve bunlar anahtar kelime. Bunlar olmazsa olmazların Bunlar kesinlikle soruda gördüğünde aslında soruda çizilmiş de görem göremediniz demeyeyim. Yani çizilmiş olan şeylerdir bunlar. Bunlar anahtar kelime yüzüyle bakacaksınız. Ek çizim değil bunlar. Merkez çektik. İşte çemberler ne diyorsa merkezleri birleştir. Bunlar anahtar kelimeniz. Sakın şey gibi düşünmeyin. Ek çizim gibi düşünmeyin bunları. E hocam dikdörtgenden dolayı 4 ise burası 4. 4 ise burası da 4. 4 ise burası da 4. Bu bir eşkenar üçgendir. Tamam şuradaki iplerin uzunluklarını bulduk biz. Buradaki iplerin uzunlukları nedir arkadaşlar? 4, 4 ve 4 birimleri bulduk. Sırada ne var? Hocam bu yay uzunluğu, bu yay uzunluğu bir de bu yay uzunluğu. E bana ne lazım? Burada kaçı? Burada kaçı? Burada kaçı? Çünkü iki pi alfa bölü 360 yapacağız. Hocam bu bir eşkenar üçgendi. 60, 60 ve 60'ları yazarsam 60, 90, 90sa buraya kaç kaldı? 120. Burası da 120, burası da 120. O zaman İpin uzunluğu 4, 8, 12. 12 artı 2 pi r. R dediğimiz kaç arkadaşlar? 2. Alfa bölü 360. 120 bölü 360 burası. Bu yay uzunluğu. Hocam 2 pi r alfa bölü 360 yine aynısı. 2 pi r alfa bölü 360 yani 120 bölü 360 yine aynısı. Direkt çarpı 3 diyebiliriz arkadaşlar. Aynısından 3 defa yazacağıma çarpı 3 diyeyim. Aa hocam. 120 ile 3'ün çarpımı 360 bu gitti. Sadece 2 pi r kaldı. Yani 12 artı 4 pi yaptı. Cevap arkadaşlar. Ve size burada bitiyor vereyim mi? Vereyim. Hangi şeklin etrafına üçgen de olsa, dörtgen de olsa, beşgen de olsa, altıgen de olsa yüzgen de olsa, bingen de olsa mesela üçgen şeklinde bir şey geldi karşımıza çemberlerin birbirine değmesine gerek yok. Hangi şeklin etrafına bir ip sarılırsa tabi uç köşe noktalarında bir böyle ip gereceğim arkadaşlar. Köşe noktaları merkezler olacak. Bir de eş çember olacak bunlar. Dikkat edin. Böyle ip sardığımızda bu ipin uzunluğu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Üçgenin çevresi artı üçgen çevresi artı bu yay uzunlukları. Bu yay uzunlukları yay uzunlukları da tam bir daire yapıyor arkadaşlar. Tam çemberin çevresi çember çember çevresi şeklinde oluyor. E dikkat edin bu da üçgenin köşeleri merkez olmuş ya arkadaşlar. O zaman buradaki yay uzunlukları ne yapar diyebiliriz. Tam bir şey. Üçgenin çevresi bakın şu üçgenin çevresi 4. İşte 4, 8, 12, 12 artı. E bunlar da tam bir çember yapıyor. Aslında bir nevi ispatını da burada size yapmış bulunduk arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu ya, yani, Ama çemberlerin eşi olması lazım. Dikkat edin. Çemberler eş bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Şimdi yukarıdaki soruya gelelim şimdi. Bak şu, şu soruya gelelim. ÖSYM'de çıkmış sorulardır bu arada her ikisi de. Ee, burada direkt şey yapabiliriz. Yarıçapları 2 cm olan bir yamuğun etrafına ya da herhangi bir dörtgenin etrafına şey çizilmiş. Dörtgenin çevresi 23 bir. E, o zaman direkt biz bu iplerin uzun, ipin uzunluğuna ne diyeceğiz arkadaşlar? Dörtgenin çevresi artı yay uzunlukları. Yay uzunlukları da tam bir çember yapmıyor muydu? Evet. Yani 23 pi artı 2 pi r. O zaman 23 pi artı 4 pi'den cevabı kaç buluruz? 27 pi olarak buluruz arkadaşlar. Cevabı şuraya yazayım. 27 pi olarak yapayım. Ama tabii ki ben uzun yoldan da size bunun ispatını yapayım ki bundan sonra kafanızda bir soru işareti kalmasın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Merkez varsa teğet varsa çektik. 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 Hemen uyguluyoruz bunları. Yaptık arkadaşlar. Şu dikmeleri çizdik. Hocam bu dikmeleri çizince eyvallah. Burası 90. Burası 90. Burası da 90. Bunlar da yarı çap oldukları için 2 birim 2 birim. O zaman bir dikdörtgen oldu. Bunlar da 90 90 oldu. Yani aynı şekilde 90 90 bir dikdörtgen. Aynı şekilde 90 90 bir dikdörtgen. Yani şurası bir dikdörtgen. Şurası bir dikdörtgen. Şurası da bir ne oldu arkadaşlar? Dikdörtgen oldu. Hatta burası da bir dikdörtgen oldu. 90'ar derece olduğundan dolayı bunlar. Bak bize şeyin e, çevresi sorulmuş arkadaşlar. Çevresi verilmiş arkadaşlar. Bakın şuraya A. E, şuraya X, Y, Z ve T diyecek olursam. X iken burası da X. Y iken burası da Y. Burası da Z. Burası da T. Yani X artı Y artı Z artı T. ipin çevresinde var arkadaşlar. İpin çevresinde. Şimdi olay nerede bitiyor arkadaşlar? Bu yay uzunluklarını bulacağım ben. Bu yay uzunluklarını. Yay uzunlukları için bana ne lazım? Açı lazım. Hocam açıya dalalım. O zaman dalalım arkadaşlar. Şuradan başlayayım. Buraya alfa. Buraya beta. Buraya A açısı. Buraya da B açısı diyecek olursam arkadaşlar. A hocam 90 90 burası. E buraya ne kaldı arkadaşlar? İkisinin toplamı 180 olacak. 180 eksi alfa olacak. E burası aynı şekilde 180 eksi beta olacak. Burası 180 eksi a olacak. Burası da 180 eksi b olacak. O zaman arkadaşlar şimdi dikkat edin. Ben şunu yazacağım. E, bu yay uzunluğu nedir arkadaşlar? Şu yay uzunluğu artı 2 pi r 180 eksi alfa bölü 2'ye mi eşit olacak? 180 eksi alfa bölü 360 eşit olacak. Artı 2 pi r 180 eksi beta bölü 360 eşit olacak. Artı. E, ortadakini yazmayayım. 2 pi, a, 2 pi 180 eksi a bölü 2. Bu da 2 pi. 2 pi r 180 eksi b bölü 2'ye eşit olacak arkadaşlar. E sen burada x artı y artı z artı t'nin ne olduğunu biliyorsun. x artı y artı z artı t'nin 23 pi olduğunu zaten biliyorsun. Artı. Burada şu 2 pi şu 4 pi parantazını alsak. 4 pi hatta bölü 360 parantazını alsan. Burada ne kaldı? 180 eksi alfa kaldı. Artı. Burada ne kaldı? 180 eksi beta kaldı. Burada ne kaldı? 180 eksi a kaldı. Şunu yazmamıştım. Artı burada ne kaldı? 180 eksi b kaldı. E hocam burası ne yaptı? Şurayı bulursam olay bitti. Hocam şu alfa artı beta artı teta artı teta burası 180 180 360 720 yaptı. Şurayı gösteriyorum arkadaşlar. 720 eksi parantezinde alfa artı beta artı A artı B yaptı. E sen alfa artı beta artı A artı B'nin ne olduğunu biliyorsun. Hocam 360. E burası 360 ise 720 eksi 360 360 yaptı burası. E o zaman burası 360 yaptıysa bu 360'lar gitti. Bak sadece burada 4 pi yazmıştım ama 2 pi R kaldı arkadaşlar. Gördünüz mü? O yüzden bu dörtgenin çevresi artı 2 pi R bize neyi veriyor arkadaşlar? Yani bu yayların uzunlukları toplamı her zaman ne yapıyor dedik? Tam bir çember yapıyor dedik. Şekil ne olursa olsun. isterse beşgen olsun kardeşim. Şöyle şöyle birbirine değmeleri falan önemli değil. Bir ip gerdirdiğin zaman şöyle şuraya arkadaşlar şöyle bir ip gerdirdiğin zaman bu ipin uzunluğu beşgenin çevresi artı şu yay uzunlukları bu yay uzunlukları da ne yapıyor? Tam bir çember yapıyor arkadaşlar. Sakın ama sakın unutmayın. Ya unutabilirsiniz de unuttuğunuz zaman böyle de yapabilirsiniz. De. Sıkıntı değil aslında da ee, Tabi bildiğiniz zaman daha rahat bir şekilde hareket edeceksiniz değil mi? Evet böylelikle bu soruyu da yaptık arkadaşlar. Geldik bir sonrakine. Yukarıdaki şekilde bir parkın üstten görünümü verilmiştir. Parkın içinde kenar uzunluğu 4 metre olan ABCD karesi şeklinde yeşil alan vardır. İşte ABCD karesi. C ve D noktalarındaki parkı sulamak için C ve D noktalarında parkı sulamak için fıskiyeler takılmış ve bu fıskiyelerin her ikisi de yarı çapı 2 metre olan dairesel bir bölgeyi sulayabilmektedir. Evet burası 4 metreydi. O zaman bu fıskiyeler ne yapıyormuş arkadaşlar? Yarı çapı 2 olan dairesel bir şekilde bir yeri şöyle sılıyormuş. Evet suladı. Şurası da yarı çapı 2. 4 birim olduğu için tam bunlar birbirine değmek zorunda arkadaşlar. Şöyle. Tam bunlar birbirine değmek zorunda böyle yarı çapları şey olduğundan dolayı. Dikkat edin. Bunun yarı çapı 2. Bunun da yayar şapı 2. Toplam 4 birim ya. Ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi adam diyor ki bize tamam sulayabilmektedir. Suladığı bölgeler şunlar oldu arkadaşlar. A köşesinde bulunan bir kişi yeşil alana ve sulanan kısımlara basmadan yeşil alanın etrafında tur atıp tekrar A köşesine geliyor. Hmm. Yeşil alana basmayacak sulanan kısımlara da basmayacak. Bu dairelerin içi sulanan kısım değil mi? Evet. O zaman bizim adam nereden başlıyor? A'dan başlıyor. İşte şu A köşesinden başladı. Buraya geldi. Hocam, buradan sonra böyle gelir. Sonra böyle gider falan filan deyip böyle şey yapmayın arkadaşlar. Siz burada e, adam e, zaten A köşesine geliyor. Adam bize ne diyor? Bu kişi en az kaç metre yürümüştür diye soruyor. Arkadaşlar siz burada şöyle mi yürürsünüz? İşte buradan geldin. Sonra buradan buraya, sonra buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Şöyle mi yürürsün? Tabii ki hayır. Nasıl yürürüz hocam? Buradan geldim buraya. Buradan en kısası sulanan yere basmadan en kısa bir şekilde hop şuraya gelmelisin. Tam teğet olduğu yere. Sonra işte bunun etrafından böyle gitmelisin. Sonra burada hop böyle düz yürümelisin. Şu araya girmemelisin. Sonra buradan yine böyle teğet olacak şekilde şöyle gitmelisin. Buradan da buraya gelip böyle değil de buradan da buradan da şu şekilde hareket etmelisin kardeşim. İşte bizden bu adamın yürüdüğü yer soruluyor arkadaşlar. En az kaçtır diye soruluyor. E hocam ne yapacağız? Ya bakın şuradaki yerler belli değil mi arkadaşlar? Şurası kaç birim? 4 birim. Hocam merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Hocam şey de yapabiliriz. Şu uzunlukları bulduk daha sonra. Şu uzunlukları bulduk daha sonra. Şöyle yapabiliriz. Şu yayların toplamı tam bir çember mi yapıyor? Hayır. Dikkat edin burada tam bir çember yapmaz bunların toplamı. Çünkü hocam e, karenin şeylerini yapmış. Eğer karenin şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar. Evet buradaki yay uzunluklarının hepsinin toplamı olurdu. Dört köşesinde olsaydı bu yayların toplamı tam bir çember yapardı. Ama karenin iki köşesinde çember var. Bu yay uzunlukları toplamı isteniyor. Tam bir çember yapmaz oradaki yay uzunlukları. Dikkat edin arkadaşlar. Ben ne dedim? Ee, bir çokgenin her köşesine çember konulduğunda o tam bir çember yapıyordu. Dikkat. Peki merkez var teğet var çektik yaptın. Burası 90 derece. Merkez var teğet var çektik yaptın. Burası da 90 derece. Hocam yarıçap uzunluğu kaç? 2. Tamam. Şuradaki uzunluk kaç? E burası 4. Değil mi? Evet burası 4. E o zaman burası 4 şu 4'ü de kullanacağız. Hocam bize şey isteniyor ya. Şurası 4 birim. Şimdi bu yay uzunluğunu falan bulacağız. Merkez var teğet var. Şurada da çektik yapsak. Merkez var teğet var. Burada da çektik yapsak. Oh süper oldu. Hocam şurası 90 derece. Burası da 90 derece. E şu uzunluklar da birbirine eşit. 2 birim 2 birim olduğuna göre. Şurası bir dikdörtgen oldu. 4 ise burası 4 oldu. Sonra e, Pisagor bağıntısı yapabilirsiniz. Ama güzel bir şey var arkadaşlar burada. 90'ın karşısı 4 gelen hangi açının karşısı 2'dir? 30'un karşısı 2'dir. E, buradaki açıda 60 çıktı. 60'ın karşısı da kaç yaptı? 2 kökü 3 yaptı arkadaşlar. Ee, aynısının naciverti 2 burası. Bakın bunun da tamamı bu 4. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Burası da 60 yaptı. 60'ı karşısı da 2 köküç yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Yay uzunlukları. Yay uzunlukları için bana açı lazım. Hocam şurası. E burası 90 derece. Burası da 90 derece. Dikdörtgenden dolayı bu doğrusal. E burası 60 ise buradaki yay açımız 120 derece. Aynı şekilde buradaki açımız da 120 derece. Olay bitti arkadaşlar. O zaman bizim ipin uzunluğunda ne var arkadaşlar? Sayısal değerler bak. 4 var burada 4 var. Şurada 4 var burada 4 var. Burada 2 köküç var burada da 2 köküç var. 4 4 daha 8. 8 artı 2 köküç 2 köküç daha kaç? 4 köküç. Artı bir de bu 120'lik yay uzunluğu bir de bu 120'lik yay uzunluğu 120'lik yay uzunluğundan 2 tane var. Yani 2 pi r 120 bölü 360'dan kaç tane var dedik arkadaşlar? Bir burada var bir burada var. 2 tane var. O zaman burada ne geliyor arkadaşlar? Şundan şu gitti 3. O zaman burası kaç yaptı? 8 artı 4 kök 3 artı e, bölü 3 unutmayalım. 2 2 4, 4 kere 2 8. 8 pi bölü 3 olarak bulduk arkadaşlar. Bu da güzel sorulardan bir tanesi, hoş sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Yeni nesil soru diyebiliriz tabii ki. Yani diyebiliriz değil. Yeni nesil bir soru arkadaşlar. Şekil yok, şeklimiz biz çizdik. Gerçekten çok da güzel bir soru, zor bir sorumu kesinlikle değil arkadaşlar. Yapabileceğiniz tarzda bir soruydu. E o zaman ne yaptık? Olay bitti mi arkadaşlar burada? Çemberin çevresi bitti mi? Evet. Sırada ne var o zaman? Dairede alan var arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dairede alan konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.